Monomer ile polimer kavramlarına bakacağız. Monomer ve polimer çok karıştırılan iki kavram. Hangi maddeleri monomer diyeceğiz? Hangi maddeleri polimer diyeceğiz? YKS hazırlık kaynaklarındaki sorular incelendiğinde yine hatalara rastlıyoruz. Aynı ya da benzer küçük organik maddelerin, bakın şu nokta çok önemli, uç uca eklenmesiyle meydana gelen maddeleri polimer adını vereceğiz. Ve biz bu polimerleri meydana getiren en küçük birimlere ise monomer adını vereceğiz. Şimdi tabii bu tanım ne demek istiyor? Ona bir bakalım. Polimerin meydana gelebilmesi için aynı ya da benzer küçük organik maddelerin uç uca eklenmesi gerekiyordu. Mesela ben şöyle iki tane madde aldım ve bunu uç uca ekliyorum bir bağ ile. Bu glikozit bağı olabilir, örneğin peptit bağı olabilir. Bir maddeyi daha bağlıyorum ve gördüğünüz gibi maddeler uç uca ekleniyor. Dolayısıyla meydana gelen şu maddeye polimer adını vereceğiz. Neymiş şartımız? Küçük organik maddelerin, daha doğrusu monomerlerin uç uca eklenmesiyle meydana gelen büyük yapılara polimer adını veriyoruz. İşte uç uca eklenebiliyorsa bu madde, şu maddeyi ne olarak isimlendireceğiz? Monomer olarak isimlendireceğiz. O halde monomer neymiş? Uç uca eklenen en küçük birimlermiş. Eğer uç uca eklenmiyorsa biz ona monomer demeyeceğiz. Mesela buna bir örnek verelim. Lipitlerden örnek verelim. Yağlardan örnek verelim. Mesela 3 tane yağ asiti alıyorum. 3 tane yağ asitini gliserolle bağlayacağız. Şimdi ben burada yağ asitlerini birbirine bağlamayacağım. Yani uç uca eklemeyeceğim. Yağ asitlerini gliserole bağlayacağım. Şimdi o zaman bizim burada yağ asiti dediğimiz madde ile gliserol dediğimiz madde bir monomer mi olacak? Hayır, bunlar birer monomer olmayacak. Yağ asitlerinin monomer olabilmesi için yağ asiti şeklinde uç uca eklenmesi gerekiyor ki ben buna monomer diyebileyim. Yağ asitleri monomer değil o zaman. Çünkü uç uca eklenmiyor. Gliserol de aynı şekilde bir monomer değil. Çünkü uç uca eklenmiyor. Dolayısıyla bunların meydana getirdiği, yani yağ asitleri ve gliserolün meydana getirdiği nötr yağ adını verdiğimiz madde de bir polimer olmayacaktır. Polimer değil. Şimdi bazı örnekler yapalım. Mesela glikoz artı fruktoz. Şu glikoz olsun, şu da fruktoz olsun. Bunlar aynı madde değil. Aynı madde olmak zorunda da değiller çünkü aynı ya da benzer küçük organik maddelerin dedik. Glikoz ile fruktozu birleştirdiğimizde ne meydana geliyor? Sükroz meydana geliyor. Peki burada o zaman glikozla fruktoz bir monomer mi? Uç uca eklendiği için arkadaşlar her ikisi de monomer olarak alınıyor. Mesela glikoz, galaktoz, bunları da ben birbirine bağladım. Uç uca ekledim. O zaman bunlar da ne oldu? Bir monomer madde oldu. Veya nişasta yapalım. Nişasta için çok sayıda glikoz molekülünü uç uca ekliyoruz. Büyük kompleks bir madde meydana geliyor. Glikozlar bu şekilde uç uca eklendiğine göre o halde glikoz bir monomer oluyor. Dolayısıyla nişasta da çok sayıda monomerden meydana geldiği için bir polimer olmuş oluyor. Ha diyeceksiniz ki hocam glikozla fruktoz, glikozla galaktoz birleştiğinde ne meydana geliyor? Bu poli olmuyor, çok olmuyor. İki tane monomerin birleşmesiyle meydana geldiği için buna biz dimer diyebiliriz. Mesela bir proteini örnek verelim. Proteinler kimden meydana geliyor? Farklı çeşitteki amino asitlerin birleşmesiyle meydana geliyor. Amino asit şeklinde böyle gidiyor. Şimdi ben bu amino asitleri ne yapıyorum? Birbirine bağlıyorum, uç uca ekliyorum. Uç uca eklediğim için amino asit ne olmuş oldu arkadaşlar? Bir monomer olmuş oldu. Amino asitlerin meydana getirdiği yapı ise bir polimer olmuş oldu. Zaten oluştuktan sonraki yapıya da polipeptit diyeceğiz. İleriki derslerimizde biz bunu göreceğiz. En çok karıştırılan noktalardan bir tanesi de nükleik asitler. Nükleik asitlerin monomeri kimdir? Şimdi bakın, monomeri kimdir? Nükleik asitlerin monomeri nükleotittir. Nükleotit. Ama şimdi bir nükleotite baktığımız zaman bazdan, şekerden ve fosfattan meydana geliyor. Gördüğümüz gibi.
Ve bu maddeler uç uca eklendiği için monomer olarak kabul ediliyor. Şu anda ben 3 tane nükleotit aldım. Şekerleri aynı, bazıları farklı olabilir. İşte adenin, timin, guanin gibi. Şimdi bunlar birbirine uç uca eklendiği için, birbirlerine bağlandığı için nükleotit dediğimiz yapıya monomer adını vereceğiz. Gidip de şuradaki riboz şekerine, RNA'yı, şuradaki fosfata veya baza biz monomer demeyeceğiz. Bakın polimerin meydana gelebilmesi için monomer dediğimiz yapının uç uca eklenmesi gerekiyor. Mesela siz hiç adenin diye bir birleşme gördünüz mü? Hayır. O zaman adenine monomer diyemezsiniz. Veya bir riboz şeklinde uç uca eklenerek bir madde meydana geliyor mu? Hayır. O zaman buna monomer diyemezsiniz. Bunlar basit organik madde olarak isimlendirilebilir ama bir monomer asla olmayacaktır. O halde temel şöyle bilgilerimize baktığımız zaman değerli arkadaşlar, demek ki moleküllerimiz eğer uç uca ekleniyorsa monomer olacakmış ve monomerden meydana geliyorsa madde polimer olacakmış. O yüzden nükleik asit bir polimerdir. Onun da monomeri kimdir? Nükleotittir. Örneğin nişasta bir polimerdir. Onun da monomeri kim olmuş oldu? Glikoz olmuş oldu. Örneğin glikojen, örneğin bir selüloz bir polimerdir. Bunların da uç uca eklenmesiyle meydana gelmesini sağlayan yapı olan glikoz bir monomerdir. Mesela polipeptit. Polipeptit bir polimerdir ve bunun monomeri de amino asittir. Yani amino asitler uç uca eklenerek meydana geliyor. Ancak yağ, yani nötr yağ. Nötr yağ neden meydana geliyor? Yağ asiti kaç tane? 3 tane. Artı 1 tane neyden meydana geliyordu? Gliserolden. Ama yağ asitleri uç uca eklenmediği için veya gliserol uç uca eklenmediği için bunlar birer monomer kabul edilmiyor. Yağlar ise bir polimer kabul edilmiyor. Zaten yağlar toplam 4 tane maddenin birleşmesiyle meydana geliyor. O yüzden yağlara polimer diyen veyahut da yağ asitlerine ve gliserole monomer diyen sorular arkadaşlar bilimsel olarak hatalıdır. ÖSYM lise müfredat programına göre soru hazırlamış olduğu fen bilimleri öğretmenliği ÖABT sınavında gliserolün monomer olup olmadığını birkaç yıl önce sordu. Bunu da arkadaşlar dikkatinize çekerim. Yine fruktoz dediğimiz madde glikozla birleşebiliyor. Hatta fruktoz birleşmesi de var ama bu bizim müfredat programımızda olmadığı için onlara fruktan adı veriliyor. Müfredatımızda olmadığı için onlardan zaten bahsetmiyoruz. Ama en azından benzer bir madde olan glikozla birleştiği için fruktozda bir monomer olarak alınıyor. Aynı durum galaktoz içinde geçerli bir arkadaşlar. Galaktozda yine galaktoz şeklinde birleşmeler var. Ama yine benzer bir madde olan, kendisine benzer bir madde olan glikozla uç uca eklendiği için yine bir monomer madde olarak adlandırılıyor. Şimdi buna dikkat ediyoruz arkadaşlar. Kim monomer, kim monomer değil. Bunu anladık. Mesela vitaminler. Vitaminler de basit organik maddelerdir. Peki vitaminler bir monomer mi? Hayır, vitaminler bir monomer değil. Çünkü A vitamini, B vitamini, C vitamini, D vitamini şeklinde veya A vitamini A diye uzatalım. Bu şekilde birleşerek bir madde meydana gelmiyor. Dolayısıyla vitaminler bir monomer değil. Dolayısıyla vitaminlerin polimeri de zaten hiçbir zaman olmayacaktır. Evet, monomerler ve polimerleri bu sefer karşılaştıralım. Monomerler en küçük birim demiştik. Dikkat edin, en küçük birim. Bu en küçük birim olduğu için yapısında 3 tane biliyorsunuz müfredatımızda kullanacağımız bağ var. Glikozit bağı, ester bağı ve peptit bağı. Bu bağlar var mı? Arkadaşlar şöyle yazayım ben. Glikozit, ester, peptit bağı yoktur. Ancak bir monomer olan nükleotit hariç. Nükleotitlerde glikozit ve fosfoester bağları bulunmaktadır. Polimerler ise büyük kompleks maddelerdir. Karmaşık maddelerdir. Yapısında çok sayıda monomer madde var ve bağlarla bağlanıyor. O yüzden bu bağlar polimerlerde mevcut. Biz bu bağların kırılmasına ileride anlatacağız. Hidroliz adını veriyoruz.
Ve polimerler hidroliz olabildiği için sindirilebiliyorlar. Sindirilebilir. Hidroliz olabilir. Büyük yapılı maddeler olduğu için ki hücre zarından geçip geçememe durumu arkadaşlar oldukça büyük kompleks organik maddeler olduğu için hücre zarından geçemeyeceklerdir. Geçebilmeleri için ne yapılması gerekiyor? Sindirilmeleri gerekiyor, hidroliz olmaları gerekiyor. Peki kana geçebilirler mi? İnsan olarak düşündüğümüz zaman kana hücre zarından geçemezler diyelim. Yani egzositoz mekanizması var. Proteinlerin geçebilmesini sağlayan bir mekanizma var. O şekilde geçebilir polimer ama hücre zarından kana geçişi mümkün değil. O yüzden de hidroliz olması gerekmektedir. Solunum tepkimelerine doğrudan katılabilirler mi? Enerji kaynağı olarak kullanılmak istendiğinde... Yani bir glikojeni, bir nişasta gibi kompleks polimer bir maddeyi enerji üretim reaksiyonlarına, mesela oksijenli sonuruma doğrudan sokabilir miyiz? Hayır. Neden? Çünkü büyük bir madde, onu bizim monomerine dönüştürmemiz gerekiyor. Bu yüzden oksijenli sonuruma doğrudan katılmaz. O yüzden de hidroliz olmaları gerekiyor katılabilmeleri için. Peki monomerler için ne söyleyeceğiz? Monomerler sindirilmeyebilir. Biraz kıvırtıyoruz, farkındayım. Kesin sindirilmez demiyoruz çünkü nükleotit denilen bir maddemiz var. Nükleotitlerin yapısında glikozit ve fosfoester bağları var. Dolayısıyla nükleotitler, örneğin 12'ye geçen öğrencilerimiz biliyorlar. Nükleotidaz, nükleozidaz gibi ince bağırsağın üretmiş olduğu enzimlerle nükleotitler sindiriliyor. Yani monomerler sindirilmez diye bir cümle kesinlikle doğru bir cümle değil. Monomerler kana geçebilirler mi? Yine geçebilirler diyeceğiz. Kesin demeyeceğiz ama yine nükleotit gibi maddelerimiz var bizim. Oksijenli solunum reaksiyonlarına doğrudan katılırlar mı? Katılır demeyeceğiz. Yine katılabilir diyeceğiz. O yüzden soruları çözerken dikkat ediyoruz. Her YKS kaynağı soru düzeyinde doğru bilgi veriyor anlamına gelmiyor.